Hazır dediğinizde söyleyin, biz başlayalım. Size bağlı. Hepinizin bildiği gibi 6-8 Ekim tarihlerinde Güneydoğu Anadolu bölgesinde ve özellikle Diyarbakır'da HDP eş genel başkanlarının ve Demokratik Bölgeler Partisi yetkililerinin halkı isyana teşvik etmesiyle elin bir hadise meydana geldi. Bugün 9.sü gerçekleştirilen bu mahkemede hala ciddi anlamda delillerin toplanmamış olduğunu, toplanamamış olduğunu görüyoruz. Delillerin olayın ilk işlendiği anda toplanmamış olduğu dosyadan açıkça ortaya çıkıyor. İddianamede açıkça ortaya çıkıyor. O gün eylemlerin işlendiği alanlarda ciddi anlamda emniyet görevlileri, yetkililer ve savcılık ciddi bir delil araştırması yapmamış olduğu dosyada açıkça ortada. Şu anda 34 tane sanığın yargılanmasıyla devam etmekte olan bu davanın pek çok daha fazla sanığı olduğunu hepimiz biliyoruz. Çünkü pek çok yerde ayaklanmalar meydana getirildi. Pek çok insan katledildi, şehit edildi. Ama şu anda yargılananlar 34 kişi. Sadece olayı teşvik eden, halk ayaklanmaya çağıran insanlarla beraber olayı gerçekleştirenlerin yanında bu zamana kadar dosyanın bir arpa boyu dahi ilerlememesinde, bir aşama kaydedilmemesinde şeyi olan, suçu olan emniyet görevlileri, savcılık ve oradaki tüm mülki erkanın da bu dosyada, bu dosyanın bu kadar sürüncemede kalmasında, delillerin toplanmamış olmasında katkısı olduğunu biliyoruz. Bunların da hak etmiş oldukları cezalarla cezalandırılması için bunlar hakkında da tahkikatın yapılması gerektiğini düşünüyoruz. 6-8 Ekim olaylarından dolayı tutuklanan ve cezaevine konan eş genel başkanlar ve sair tutuklular hakkındaki davaların da takibi olacağız. O davalarda inşallah gerçek suçluların ortaya çıkmasında yetkililer gerekli gayreti, özeni gösterirler. Bugün burada 9.sü yapılan duruşmada ortaya çıkan mahkemedeki aksaklıklar inşallah o dosyalarda ortaya çıkmaz ve o dosyalar hakkıyla icra edilir.